günün son tarifine geçmeye hazırsanız başlayalım. Şu pastane reyonlarında en çok satılan, hele ki bugünlerde tanesi 60 ile 80 TL olan milföy pasta ya da diğer ismiyle Napolyon malzemeleri gelsin mi? Bence gelsin. Geldik sosyal medyada en çok istek alan tatlı tarifine. Napolyon, diğer adıyla da çilekli milföy pasta. Bu arada hindiyi sizin için diğer fırına gönderdim çünkü milföy hamurunun bütün katlarını görün istiyorum. Peki bu tarifte neler var? Pastacı kreması için sütüm, unum, arzuya bağlı beyaz çikolatam, şekerim, 2 yumurta sarısı ve vanilyam var. Varsa evinizde vanilya çubuğu kullanın. 1 paket krem şanti ile süt de ayrıca kullanacağız. Ve arzu ettiğiniz kadar milföy hamuru kızartabilirsiniz. Milföyler için fırınınızı önceden 200 dereceye getirin. Pişirme kağıdı serili bir tepsi alın. Milföy hamurlarını şu şekilde hiçbir şey yapmadan tepsinize yerleştirin. Küçük bir püf noktası, milföy hamurlarını kullanmadan önce oda sıcaklığına getirirseniz şahane olur. 4 tane hamuru tepsime yerleştirdim. Çok kabarmaması için üzerine çatalla delikler açıyorum. Biraz kabarmasını istiyorum çünkü. İkiye ayıracağım onları. Evdeki fırında yapılıp incecik açılanlar biraz katır kutur oluyor. Ben onu çok sevmediğim için bu şekilde yapıp öneriyorum. Hızlıca fırına gönderiyorum. Unutmayın, 200 derece 20 dakika. Milföy pişene kadar krema hazır olacak. Hem kremanızı hem de milföylerinizi çok iyi soğutmuş olmanız gerekiyor. Ben önceden hazırladım. Size ilk andaki kıvamını ve son andaki kıvamını göstereceğim. 1 litre sütü tencereye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı un. Yine üzerine 1 su bardağı şeker. Ve 2 adet 1-2 yumurta sarısı. Şöyle bir karıştırıyorum. Ocağa geçiyorum. Orta yüksek ateşte kaynayana kadar altını hiç bırakmadan karıştıracağım. Peki sonra ne ilave edeceğiz? Eğer evinizde varsa beyaz çikolata şahane olur. Benimkiler damla ama hazır 80 gramlık bir pakette ilave edebilirsiniz. Ve bir pakette vanilya ekleyeceğiz. Hiç üşenmeden bunu güzelce karıştıracağım. Kremam yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Hemen ilk olarak beyaz çikolatamı ilave ediyorum. Tüm çikolata eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Şimdi sırada bir paket toz vanilim var. Varsa vanilya çubuğu ya da vanilya özütünü tercih edin. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra size olması gereken kıvamı göstereceğim. Bakın, ocaktan almadan önce lütfen dikkat edin çünkü ne çok katı ne de çok akışkan bir krema istemiyorum. Tel çırpıcının izi kolay bir şekilde gitmeyecek. Bu en önemli püf noktası. Bakın, kaybolmuyor. İşte bu aşamada ocağın altını kapatıyorum. Tekrar karıştırıyorum. İlk sıcağının geçmesi lazım. Bence milföylerim hazır. Bir fırına bakalım. Milföyler nar gibi kızardılar. Mis gibi de kokuyorlar. Bunlara işlem yapmadan önce, az önce de söylemiştim, mutlaka oda sıcaklığına gelmeleri gerekiyor. O sebeple soğuması için arkaya alıyorum. Bir paket krem şantiyi
Bir bardağı soğuk sütle çırpacağız. Ekliyorum. Şimdi hızlıca çırpıyorum. Miltoyları çıkardım. Canım hindimi de hemen fırına getirdim. Çünkü pişerken nasıl güzel kızardığını, içinden çıkan o çok lezzetli suyu görmenizi istiyorum. Şimdi krem şantiyi çırpıyoruz. Krem şanti hazır. Artık krema ile buluşabilirler. Güzelce bir son kez karıştırıyorum. Ve dikkatli bir şekilde karıştırma kabına gidiyor. Dikkatli bir şekilde iki malzemeyi bir araya getiriyorum. Tüm malzemeyi son bir kere alt üst ediyorum. En kolay haliyle pastacı kremam hazır. Şimdi size ilk halini ve son halini göstereceğim. Bu ilk haldeki kıvamı, bakın aynen böyle. Bu da soğuduktan sonraki kıvamı. Bize bu lazım. O sebeple kremanızı hazırladıktan sonra en az 4 saat, mümkünse de 5, 6, 7 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Bunu soğumaya alacağım ve önceden hazırladığım kremayla çalışacağım. Milföylerim hazır. Bakın kendi ayrılacaklar. Aynen bu şekilde. Bu hele hemen ayrıldı. Hadi bu en çıtırı, bunu da açalım. Alt için ayırdıklarımdan bir adet alıyorum. Soğudukça da bu şekilde açılacaklar. Birinci kat. Sıkma torbası da kullanabilirsiniz, kaşık da. Hemen bol miktarda kremamdan sürüyorum. Biraz şöyle sağdan soldan taşsın. İkinci kata geçmeden önce yıkanmış, kurulanmış çileklerimin yeşil kısmını alıyorum. Hemen her kata çilek koyuyorum. Bu arada çileğin tam mevsimi değil. Ben yılbaşı için söz verdiğim için bu tarifi yapıp kullanıyorum. Çilek almak zorunda değilsiniz. Bunu muzla ya da sevdiğiniz birçok meyve ile hazırlayabilirsiniz. Şimdi ikinci katı oturtuyorum. Yine ikinci kata da krema. Tekrar gelişi güzel doğradığım çileklerden diziyorum. Şimdi son katı koyuyorum. Şöyle biraz sağdan soldan kremalar aksın. Son kata da yine krema süreceğim. Son kata önce biraz doğranmış çilek serpiyorum. Burada nasıl istiyorsanız o şekilde hareket edebilirsiniz. Sonra üzerlerine.
3 adet çileği dizdim. Daha bitti mi? Hayır. Burada biraz pudra şekerim var. Bu şekilde istediğiniz kadar çok hazırlayabilirsiniz. Sanırım ben bir adet daha yapacağım. Ama tatlı tarifinin hatırlatmasını yapmadan da geçmeyelim. Öncelikli olarak programdaki bütün tariflere videolu eksiksiz olarak YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilirsiniz. Hemen hemen tüm Türkiye'ye bir sürü hediye gönderdik. Siz de hediye kazanan izleyicilerimizden olmak isterseniz şayet programı baştan sona izleyin. Size bir kod vereceğim. O kod ile beraber Instagram gulshahsen.com.tr'deki ana sayfadaki son paylaşımın açıklama kısmını lütfen okuyun. Yorumlarda sizi bekliyorum dedim ve hızlıca bir tane daha hazırlıyorum. Tatlım hazır, karar verdim, diğerlerini de yapacağım. Bunlar şimdi servise kadar buzdolabına gidecekler. Ben de yavaş yavaş pişen yemeklerimi sizle buluşturacağım.